Hayatta beklenmedik güzellikleri yaşamak istiyorsan bugün bu videoyu %100 odaklanarak izle. Sen de göreceksin ki tevekkülün gücünü kullanarak hayatına güzellikler katabilir, güzellikler yaşayabilirsin. Teslimiyetin gücüyle hayatın sınırlarını aşmak. Teslimiyetin gücü hayatın sınırlarını aşmak için en önemli araçlardan biridir. Hayatımızdaki kontrol edemeyeceğimiz durumları kabul etmek ve bu durumlarla nasıl baş edeceğimizi bulmak bizi daha güçlü ve dirençli yapar. Bir gerçeği kabul ettiğinizde içsel ve dışsal bütün kaynaklar devreye girer ve o problemi çözer. İşte teslimiyetin gücü bu şekilde çalışır. Teslimiyetin gücüyle aynı zamanda stresten kurtulabilirsin. Bir örnek olarak zorlu bir iş projesiyle karşı karşıya kaldığınızı düşünün. Projenin sonucunu tamamen kontrol edemeyebilirsiniz. Ancak teslimiyetle yaklaşarak projenin akışına uyum sağlayabilir ve sonuçta daha iyi bir iş çıkarabilirsiniz. Teslimiyet sadece iş hayatında değil, aynı zamanda kişisel hayatta da çok önemlidir. Beklenmedik durumlarla karşılaştığımızda onları kabullenerek ve üzerinde kontrolümüz olmayan şeyleri serbest bırakarak daha mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürebiliriz. Senin işin bardağı ağzına kadar götürmek. Senin görevin o. Gerisi Allah'tan geliyor. Rızık Allah'tan. Teslimiyet bunun gibi çalışır. Tevekkül etmek beklenmedik güzelliklere yer açar. Hayatımızdaki beklentilerimizi değiştirmenin yolu bazen her şeyi bırakmaktan geçer. Tevekkül etmek kontrol edemediğimiz durumlarda rahatlamamıza ve beklenmedik güzelliklere yer açmamıza yardımcı olabilir. Tevekkül etmek birçok kültürde önemli bir değer olarak kabul edilir. Bu fikir hayatta kontrol edemediğimiz birçok faktör olduğunu kabul etmemizi sağlar. Böylece beklentilerimizi düşük tutarak ve anın keyfini çıkararak hayatın güzelliklerine daha kolay erişebiliriz. Ancak bu her zaman kolay bir süreç değildir. Bu sunumda tevekkülün nasıl uygulanabileceği ve ne tür sonuçlar doğurabileceğini açıklamak istiyorum. Mantığın sınırları bolluk ve bereketi ölçmek için yetersizdir sevgili arkadaşlar. Mantığın sınırları bolluk ve bereketin gerçek potansiyelini ölçmek için yetersiz kalır. Bolluk ve bereket matematiksel bir formülle ölçülemez ve hesaplanamaz. Bolluk ve bereket sadece maddi değil, aynı zamanda ruhsal, duygusal ve zihinsel bir deneyimdir. Bu deneyimleri yaşamak için mantık yerine teslimiyet ve açıklık gereklidir. Bu yaklaşım hayatın akışına güvenmek ve teslimiyetin gücünü kullanmaktır. Hayatta bazen çok çalışmak istediğimiz başarıyı elde etmemize yetmez. Ancak bazen her şeyi bırakıp teslimiyetle hareket etmek beklediğimiz güzellikleri hayatımıza mıknatıs gibi çeker. Bolluk ve bereket sadece maddi değil, aynı zamanda ruhsal, duygusal ve zihinsel bir deneyimdir. Hayatımızdaki bu bolluğu keşfetmek için kendimize zaman ayırmak ve farkındalık oluşturmak önemlidir. Örneğin doğada yürüyüş yapmak, spor yapmak veya sevdiklerimizle kaliteli zaman geçirmek gibi aktiviteler bizi zihinsel olarak rahatlatır ve huzur verir. Bu da bize içsel bir bolluk ve bereket hissi yaşatır. Hayatın en güzel anları beklenmedik yerlerde ve zamanda karşımıza çıkar. Belki bir doğa yürüyüşünde, belki de bir dost sohbetinde. Bu anların değerini fark etmek için tevekkül etmek ve teslimiyetin gücüne inanmak gerekir. Bazen hayatımızda kötü olaylar yaşarız ve bu durum bizi umutsuzluğa sürükler. Ancak teslimiyet, olacaklara inanmak bize beklenmedik güzelliklerin kapısını açabilir. Hayatın sürprizlerle dolu olduğunu unutmamalıyız. Bolluk ve bereketin gerçek potansiyelini keşfetmek için öncelikle teslimiyetin gücüne odaklanmamız gerekiyor. Hayatın sınırlarını aşmak için bazen mükemmelliyetçiliği bırakıp hayatın akışına teslim olmalıyız. Bu yaklaşımla hayatta karşılaştığımız zorlukları kabul edip onlarla başa çıkmanın yollarını aramalıyız. Böylece zorlukların bize sunduğu fırsatları görebilir ve bolluk ve bereketin gerçek potansiyelini keşfedebiliriz. Eğer sen de burada anlattıklarımı beğendiysen, o zaman sen de bu videoyu sevdiklerinle paylaşabilirsin. Bununla beraber burada anlattıklarımın veya anlatamadıklarımın daha fazlasını öğrenmek istiyorsan, bu konuyla ilgili kapsamlı hazırladığım online seminere katılabilirsin. Bu online seminere katılabilmek için videonun altındaki linke tıkla ve hemen şimdi katıl. Online seminerde görüşmek dileğiyle,
Hoşça kalın.